Yüzler Hatun'la kefilim ben. Ona itimadım tamdır. Onca vakit tanırım. İşinde gücünde bir hatundur. Hem haremde gözüm kulağım oldu benim. İhanet edeceğine ihtimal dahi vermem. Diana ısrarla onun adını veriyor. Kendisini kurtarmak istiyordur sultanım. Yüzler Hatun'u hiç sevmezdi. Birkaç kez zor aldım elinden. O halde Gülizar da onu sevmiyor. Bir tek o değil Yahya Efendi. Diana'yı kimse sevmez. Hatun kellesini kurtarmak için yalan söylüyor belli ki. Neyse ne. İkisini de sarayımda istemiyorum. Diana'nın kellesini alın, Gülizar'ı da gönderin gitsin. Bu gece sahura kalkıyoruz valide. Yarın Allah'ın izniyle ilk orucumuzu tutacağız. Merak etme Aslı. İcab eden her şey yapıldı. Saruhan'ın dört bir yanında senin için dua edecekler. Aynen. Taşlıcalı payitahta ulaşmıştır herhalde, öyle değil mi? Ulaşmıştır elbet. İbrahim Paşa'nın meseleyi ilahiyle çözeceğinden şüphem yok. Fakat yine de içim rahat değil. Siz bunları düşünmeyin. Diana, sultanım. Seni unutmuş değilim hatun. Bundan böyle baş kalfasın. Lütfettiniz sultanım. Sana bir can borcum var hatun. Dünyaları versem ödeyemem. Sultanım. Fatma Hatun nerede? Taşlığa gittiler sultanım. Aslanı. Ateşi var. Az evvel baktım sultanım. Neydi? Nasıl bakıyorsunuz? Yanıyor aslanım. Hekim kadını çağır derhal. Hadi durma, Fatma'ya da haber ver, hemen gelsin. Peki sultanım. Vaziyeti nedir? Ateşi çok yüksek değil sultanım, düşüyor. Fakat biraz zayıf düşmüş şehzademiz. Müşahede altına almak lazım. Ne lazımsa yapılsın. Neredesin sen Fatma? Neden evladının yanında değilsin? Ateşi çıkmış. Ben fark etmesem kimsenin haberi yok. Sultanım az evvel çıktım. Bir şey yoktu. Aklını başına devşir Fatma. Aslanıma layıkıyla bakmazsan başka tedbirler almaya mecbur kalırsın.